Çok güzel, mükemmel bir şey oluyor. Sanırım Aksaray'da böyle bir yer yok. İlk defa böyle bir evet, millet başçısı olur. Bu konsepti bu bölgede ilk kez. Çünkü sallanan köprüsü, terası, ondan sonra zıplayını ve daha sayamadığımız birçok şeyler gelmiş, yapılmış, yapılıyor, hala yapılması devam ediyor. Başta buraya ne zaman başlandı, ne zaman bitecek ve şu anda ne durumdayız? Takriben buraya başlama süremiz 60 gün. 60 gün kadar oldu başlayalı. Normalde sözleşmemiz 90 gündü ama tabii içinde bulunduğumuz COVID nedeniyle bazı malzemelerin tedariklerinde sıkıntı yaşadığımızdan dolayı süremizi bir 2-3 haftalık teslim süremize gecikme olabilir. Tabii biz bunları hesaba kattıydık zaten. 60 dönümün az bir üzerinde bir arsan alanındayız. Önceden buralar kullanılmayan atıl, dağlık, tasık bir alandı. Birçok bölgesine dolgu yaptık. 500 kamyon civarında bir dolgu malzemesi kullandık ki bunun biraz daha üzerinde. Şu an önünde bulunduğumuz gibi sallanan bir köprümüz yaptık. Yine bu bölgede sadece Avanos'da bulunan, hiçbir yerde bulunmayan bir şey gerçekleştirdik burada. Sallanan köprümüzün haricinde buradan gözüküyor, bilmiyorum kameramız alabilir evet, mi? Alıyor. 3 katlı bir seyir terasımız var. Yine bu bölgede bizim ölçekli bir yerde bulunmayan bir şey. Onun haricinde seyir terasımızın hemen altında 150 metre uzunluğunda zipline. Zipline de yine bizim bu yöresel bölgemizde bulunmayan bir projemiz. Olmayan bir projemizdi. Zipline'imize başladık. Zipline hem böyle belden hem elden kelepçelerle bağlanıp kayma şeklinde olan, biraz adrenalin içeren ve gençlerimizin yoğun ilgi göstereceği bir yer olarak düşündük. Zipline'ımızı yaptık. Yine burada güneşin doğuş ve batısını rahatlıkla izlenecek ve insanlarımızın hoş vakit geçirebileceği bir alanda yürüyüş koridoru yaptık setin üzerine. Daha oradaki çalışmalarımız da devam ediyor. Yine onun haricinde burada yaklaşık bir dönüm arsa içerisine Macera Adası, yani Macera Adası dediğimizdeki kastımız bu hani komandoların eğitimleri oluyor ya, burada lastiklerin üzerinde yürüyorlar, evet, iplerin üzerinde yürüyorlar. Ağaç gövdesine bağlı olarak bu şekilde değişik bir konsept yaptık yine burada. Bunların haricinde 4 çeşit farklı piknik alanı sergiliyoruz burada vatandaşlarımıza. Çadır otağını anımsatan kapalı piknik alanları yaptık. Bunun haricinde 3 çeşit farklı piknik konseptimiz var. Çocuklarımızla ilgili 2 çeşit farklı oyun konsepti koyduk buraya. Yine buraya yapmış olduğumuz oyun konsepti bölgemizde bulunmayan çocuklarımız için böyle daha değişik anlamlarda, böyle normal alışıra gelmiş çocuk parklarından farklı bir şekilde çocuk parkı yaptık. Yani çok değişik bir yer yaptık, öyle söyleyeyim. Yani bu bölgede bulunmayan ve bu noktada iddialıyız. İlçemize değil, iddia ediyoruz. Civar illerimizden bile gençlerimizi ve vatandaşlarımızı buraya çekecek güzel bir alan, nezih bir alan yapıyoruz. Özellikle COVID döneminde sokağa çıkamayan insanlarımızın rahatlıkla açık alanda huzur bulabilecekleri güzel bir tesis kazandırıyoruz inşallah içimize. Bu tesisler ne zaman son bulacak, ne zaman teslim alacaksınız? Normalde bu tesisin teslim süresi bu içinde bulunduğumuz ayın, Aralık ayının sonu. Normal evet, teslim süremiz o. Ama yine dediğim gibi içinde bulunduğumuz COVID durumu nedeniyle bazı malzemelerin üretim tedarikinde gecikmeler yaşadık. Ama yine bu yıl sonunda tamamıyla biter diye ümit ediyoruz. Belki 1-2 haftalık bir gecikme olabilir. Ama normalde biz bu yılın sonunda burayı tamamıyla işe hale getirmeyi planlıyoruz. 2001 yılında bismillah diyeceğiz, gireceğiz değil mi? 2001 yılında inşallah bismillah diyerek ortaklığımıza yeni güzellik kazandırarak bismillah diyeceğiz. Çadır yerleri falan gördüm. Yani temelleri atılmış betonla. Şimdi o oralardan da bir bahsedersek. Şu an karşımızda gördüğümüz ahşap kulübe. Evet. Yine burada birçok malzememizde, mesela ileride çeşmelerimiz var. Onları da aynı şekilde ahşap görünümlü yaptık. Yani doğa süliyetin dışına çıkmayalım diye. Buranın birinde tam 9 tane temelden oluşan, çok sağlam zemin oluşarak bir çadır da koyuyoruz buraya. Merkez camimizin yanına koymuş olduğumuz çadırın biraz daha değişik konseptini yapıyoruz. Kullanmış olduğumuz çadır kışın soğuğu geçirmiyor, yazın sıcağı altına vermiyor. Yani yörük çadırı yapıyorsunuz. Evet. Bir nevi onun gibi kapatacağız. Orada, o bölgede de ağacımız olmadığından dolayı insanlarımız rahatlıkla burada çocuklarının oynadığını seyrederek, baraj manzarada çay keyfi geçirerek, yani şöyle söyleyelim, burada insanlara huzur vaat ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yani ben de sizi kutluyorum. Gerçekten ilk defa Aksaray'da böyle bir millet bahçesine şahit oluyorum ben.
İnşallah örnek olur. Diğer ilçelerimizde de güzel yerler vardır böyle insanların hizmetlerine sunacakları. İnşallah onlar da, başkanlarımız da gelirler bu projeden yararlanırlar diye düşünüyorum. Biz bazı belediye başkanlarımız da projemize aç, evet. Yani rahatlıkla ben bu noktada çok şeffafım. Hani hiçbir şey paylaşmada bir sıkıntı duymuyorum. Bizimle istişarede bulunan bazı belediye başkanlarımıza, bizden küçük ve bizden büyük nüfusu olan belediye başkanlarımıza projelerimizi hiçbir ücret talep etmeden kendilerine sunduk. Bu noktada yapacaklar sadece kendilerine uygun alana projeyi uydurarak hizmet vermek. Evet, Aksaraylı vatandaşlarımızı da buraya bekliyoruz değil mi inşallah? Tabii, tabii. Aksaray ve civar illerdeki genç kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı, herkesi bekliyoruz buraya. Zaten bir kere geldikleri zaman gidemeyecekler. Evet, çünkü sahil var, deniz, tespitat olmasın, Bozkurt Göleti'nin kenarı. Şey yani her şey var, yani aranan her şey burada bulunabilir. Her şeyden önce huzur var. Huzur var inşallah. Evet başkanım, sizi kutluyorum, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah başarılarınızın devamını diliyorum. Siz böyle güzel çalışmalarınızı yapın, biz kamuoyuna sizleri ifşa edelim inşallah. Teşekkür ederim, çok sağ olun.